الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Değerli canlar, değerli Ehl-i Beyt dostları, ekranları başında bizi izleyen çok sevgili izleyiciler, canlar. Cabir'le Gündem Ehl-i Beyt'e hoş geldiniz. Bu akşam stüdyomuzda çok değerli 3 tane misafirimiz var. Caferi Alimler Birliği üyelerinden Sayın Ahmet Alçiçek hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Yine Caferi Alimler Birliği üyesi Sayın Ehed Talan hocamla birlikteyiz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Ve yine Caferi Alimler Birliği üyelerinden İbrahim Şeren hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Değerli canlar, programımız bu yayın döneminde başladığından beri Velayet Nuru İmam Ali Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz mübarek 3 ayların ilki Recep ayı, İmam Ali Aleyhisselam'a mensup olan bir ay, doğumunun vuku bulmuş olduğu bir ay. Dolayısıyla da biraz da programın sanırım bu ayla da münasebeti olsa gerek. Bu akşam da değerli hocalarımızla birlikte biz yine İmam Ali Aleyhisselam'ı konuşmaya çalışacağız. Dilimizin döndüğü, bilgimizin el verdiği ölçüde efendim Şah-ı Velayet İmam Ali Aleyhisselam'dan bahsetmeye çalışacağız. Malumunuz geçen hafta İmam Ali Aleyhisselam'ın Kabe'de kutlu doğumu idi. Bu münasebetle ben tekrar hem siz değerli canların hem dünya ehli beyt dostlarının 12 imam taraftarlarının bu kutlu gününü tebrik arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli canlar, İmam Ali Aleyhisselam denilince veya İmam Ali Aleyhisselam'dan bahsedilince insanın aklı durmakta, dili lal olmakta. Ketumluk insana bir sıfat olarak yapışmakta. Zira öylesine bir şahsiyetten bahsediyoruz ki emsali yeryüzüne ayak basmamıştır. Hazreti Peygamber'in gölgesi misali kendisini bir ömür takip ettiği, ilminin varisi, dünya ahiret kardeşi, efendim ilmini miras olarak bıraktığı damadı, amcasının oğlu İmam Ali Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla kendisinden bahsetmek o kadar kolay bir iş değil. Hakkını vermek özellikle kolay bir şey değil. Neredeyse imkansız. Ben bu akşamki sohbetimizde Iğdır bölgesinden misafirimiz Ahmet Hocam'la başlamak istiyorum. Özellikle şu cümlenin altını çizmek lazım. Hazreti Peygamber Efendimizin İmam Ali Aleyhisselam'ın fazileti hususunda buyuruyor ki efendim ben ilmin şehriyim. Ali o şehrin kapısıdır. İlim isteyen bu kapıya gelmelidir. Bu bağlamda Ahmet Hocama bir soru sormak istiyorum. İmam Ali Aleyhisselam Hazreti Peygamber Efendimizden sonra en üstün faziletlerin ilmin ve bilginin kaynağı. Bunun sadece bir slogan, sadece bir iddia mı?
yoksa delilleri de var mı diye soracak olursam hocam neler söylemek isteriz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şehli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Summa salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefii zunubina ve tabibi nufusina habibi ilahil alemin Muhammed ibni Abdullah ve ala ahli beyti tayyibin tahirin el ma'sumin el mukarramin ve la siyyama mevlana emir el mu'minin imam el muttaqin esadullah Ali ibn Abi Talib. Ben önce ekranları başında bizi izleyen hem yurt içinde hem yurt dışında değerli canlara ve Cem TV ailesine saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii ki bizler Emirül Müminin aleyhissalatu vesselam'ı tanımak ya da tanıtmak istediğimiz zaman önce Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Acaba Kur'an gerçekten Emirül Müminin aleyhissalatu vesselam'ı Allah Resulü'nden sonra en büyük ilim sahibi olan, Kur'an'ın sahibi olan, Kur'an'ın ilmine yetkili olan insan mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Tebareke ve Teala şöyle buyuruyor. وَيَقُولِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ اِلْمُ الْكِتَابِ. Ayet buyuruyor ki, kafirler söylediler, sen peygamber değilsin, sen Resul değilsin. Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ey ben Habibim, onlara söyle ki Allah'ın şahitliği ve kitap ilmi yanında olanın şahitliği benimle sizin aranızda yeterlidir. Bu ayeti kerimede ve men indehu ilmul kitap, kitap ilmi yanında olan kimdir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Ebu Said-i Hudri sordu, ya Resulallah bu kimdir? Rivayet ediliyor ki İbni Abbas sordu, ya Resulallah bu kimdir ki kitabın hepsinin ilmi bunun yanındadır? Allah Resulü buyurdu ki Zâke ehî Ali ibn Ebi Talib, bu Ali'den, vallahi bu Ali'den başkası değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman duydu ki bir bölgede bir padişahlık var ki o padişahlığın başında olan bir bayandır ve Bilgays'ın tahtı diye Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Buyurdu ki o tahtı bana kim en kısa zaman içerisinde gelecek? Tabii ki kıssesi çok fazladır. Ben özet bir şekilde demeye çalışıyorum. Cinlerden bazıları dediler ki sen yerinden kalkıp oturmadan biz getiririz. Asim İbni Berhiyar dedi ki ey Allah'ın Resulü Hazreti Süleyman'a, ben sen gözünü kapatıp açmadan önce ben o tahtı burada hazır ederim. Kur'an bundan bahsediyor. Ve indehu min ilmul kitab. Onun yanında kitap ilminden bir kısmı vardı. Min bu manayadır ki bazı manasına, bir kısmı manasınadır. Buyuruyor ki ama Ali'nin yanında bütün kitap ilmi vardır. Odur ki Emirül Müminin aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki vallahi ben Kur'an'ın canlısıyım. Ene natikul Kur'an. Kur'an'ın konuşanı benim, canlısı benim. İslam tarihine de baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu sözü Emirül Müminin'den başka kimse diyememiş ve dememiş ve demeyecektir. Buyuruyor ki seluni kable en tefkuduni.
ben sizin aranızdan gitmeden benden ne soracaksanızsa sorun. Kendisi Mevlamızın, imamımızın kendisi buyuruyor ki la yakulha ba'di illa mudda'in kezzab. Her kim bu sözü söylese benden sonra, benden başkası söylese bilin ki o bir yalancıdan başka bir şey değildir. Evet. Bir gün bir din adamı baktı gördü ki cemaati çok fazla, yüzlerce binlerce insan var. Aynı bu cümleyi tekrar etti. Selûnü qablen tefkutûni. Ben sizin aranızdan gitmeden benden ne soracaksanızsa sorun. Çok yaşlı bir bayan cemaatin arasından geçti geldi bunun yanına. Dedi hocam benim bir sorum var, acaba bu soruma cevap verebilir misiniz? Düşündü dedi yaşlı bir kadının ne sorusu olabilir ki? O kadın Emir el-Mü'minin aleyhissalatü vesselamın dostlarından bir bayanıydı. Ali'yi seveniydi. Ali yolunda giden birisiydi. Dedi ki de bakalım Hazreti Süleyman bir karıncayla konuştu. O karıncayla ne konuştu? O karınca dişi miydi, erkek miydi? Deyince şaşırdı kaldı. Dedi vallahi ben bunu bilmiyorum. Dedi öyleyse Mevlam Ali'nin dediği söz buyuruyor ki vallahi her kim bu sözü benden başkası derse bilin ki yalancıdır. Hı hı. Ve cevabını verdi. Dedi o bir dişi karıncaydı ki eşini şikayete gelmişti. Evet. Onun için bizler baktığımız zaman imam şöyle buyuruyor bir sözünde. İnne hahuna la ilmen cemma. Vallahi sinesine işaret ederek şöyle buyuruyor. Vallahi bu sinede yani benim kalbimde ilim doludur. Bazıları halka derdi ki Mevlamız konuştuğunuz zaman çok dikkat edin, sabredin, düşünün, öyle konuşun. Ama kendisi konuştuğu zaman hiç düşünmeden konuşuyordu. Dediler ya Emir el-Mü'minin bize söylüyorsun ki konuştuğunuz zaman düşün. Ama sana bir şey sorulduğu zaman hiç düşünmeden konuşuyorsun. Buyurdu su içtiğiniz zaman düşünüyor musunuz ki o suyu nasıl içeceğim? Dediler ya Emir el-Mü'minin ondan daha kolay ne var ki? Su içmek çok basit bir şey. Buyurdu ki vallahi Allah'ın ilimleri benim yanımda o su içmekten daha basittir. Evet. Onun için bizler gerçekten Mevlamızı tanımak için ki ben bundan bir önceki sohbetimizde de arz etmiştim. Biz Allah'a bakacağız ve Resulullah'a bakacağız. Onlar bize tarif etmelidir Ali'yi, başkaları değil. Çünkü arz etmiştim ki ya Ali seni hakkıyla tanımaz Allah Resulü buyuruyor. Benden ve Allah'tan gayrı başkası. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Aslında iyi bir noktaya değindiniz. Yani kitap ilminin tamamı Ehl-i Beyt'in ve bunların da başında Şah-ı Vilayet İmam Ali Aleyhisselam'ın yanında mevcut. Zira bahsetmiş olduğunuz Hazreti Süleyman ve Belkıs meselesinde de Asif ibn Berhiya bir göz açıp kapayıncaya kadar Belkıs'ın tahtını getirir. Ama bunu getirecek ilmi Kur'an-ı Kerim tarif ederken ve men indehu ilmun minel kitap diyor. Kitap ilminden sadece bir kısmı var. Bir kısmı onun yanındaydı ve İmam Ali Aleyhisselam sizin tabirinizde ve hadisin vurgusuyla buyuruyor ki o kitap ilminin tamamı benim yanımda. Dolayısıyla orada bir noktayı çok önemli bir nokta kaçmış, onu arz etmek istiyorum. Acaba insan aklına şu soru geliyor ki Süleyman peygamberin o kadar ilmi yok muydu ki başkalarına diyordu? Hayır. Belki kendisinden sonra en çok ilim sahibi olan Hazreti Süleyman'ın varisi olan evet. Asım ibn-i Berkiyar'ı tanıtmak istiyorum. Evet, asıl amaç o zaten. Asıl doğrudur. Şimdi ben Ehed hocama döneceğim bu noktada. Hocam, Kur'an'dan bahsetmişken veya Kur'an ilminden bahsetmişken İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki Asif'in yanında o ilimden, Kur'an veya kitap ilminden bir tanesi mevcuttu ve bu yeteneğe sahipti veya bu bilgi ona bunu sağlamıştı. O bilginin tamamı bende mevcut.
o bilginin tamamı, yani kitap ilminin tamamı bende mevcut. Kur'an ayetiyle kendisini o anlamda bir anlamda özdeşleştirmeye çalışıyor. Çok meşhurdur. Ben şöyle soruyu aslında şöyle soracağım. Çok meşhurdur. İbn Abbas'tan nakledilir. Bütün İslam kaynaklarında, bütün fırkalardan, mezhep, meşrep, mekteplerden sarfı nazar ederek hadiseye baktığımızda bütün İslami kaynaklarda İbn Abbas'tan nakledildiği kadarıyla İmam Ali Aleyhisselam'dan İmam Ali Aleyhisselam hakkında 300 tane ayeti kerime mevcut şu anki elimizdeki mevcut Mushaf-ı Şerif'in içerisinde. Bundan biz ne anlıyoruz? Yani Kur'an'da eğer mevcut ayetlerin işte 5100 küsür olduğu dikkate alınacak olursa neredeyse Kur'an'ın 5'te 1'ine denk gelecek şekilde 300 tane ayet az bir rakam değil. İmam Ali Aleyhisselam'da biz bundan ne anlıyoruz? Teşekkürler. Ve örneklemesini birkaç tane de ayet örnekleyerek pardon. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala rasulihi ve ehli beytihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmaîn. Ben de ilk önce sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için ekranlarınıza ve keza ekranları başında bizleri dinleyen değerli canlarımız ve bütün gönül dostlarımıza teşekkür ederek sözüme başlamak istiyorum. Evet, bugün her iki kesim, yani isterse Alevi kesimi olsun, Şia kesimi olsun, Ehl-i Sünnet kesimi olsun, yani İslam'ı fırakların hepsinde aşağı yukarı bu söz, buyurduğunuz söz herkesin ittifak ettiği, yani üzerinde birleştiği bir sözdür ki İmam Ali ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de 300 ayet vardır. Bu ne demektir? İlk önce şöyle başlayalım. Hazreti İmam Ali Resulullah'ın yetiştirdiği en değerli mucizelerden bir mucizedir. Yani tabiri caizse Kur'an'ı tamamiyle yaşayan, her şeyi Kur'an olan bir zattır, bir şahıstır, bir yüce insandır. Hazreti İmam Ali konuşan Kur'an'dır demin değerli hocamız da dediler. İmam Ali'nin yaşam tarzı, her şeyi Kur'an'dır. Yani bu Kur'an-ı Kerim bizler için hayat kitabı olarak gelmiş ise İmam Ali bunu birinci yaşayandır Resulullah'tan sonra. Yani etiyle, kanıyla, canıyla ne varsa Kur'an'dır. Aldığı nefes dahi Kur'an'dır. Böyle dememiz lazım. Ve Hazreti İmam Ali'nin bu sözü var. Diyor ki ben Resulullah'ın elinde büyüdüm. Her gün onun o güzel ahlakından bir ahlak öğrendim ki o ahlak, yani Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Şimdi bu ayeti kerimeler bize neyi ifade ediyor? Şöyle diyelim. Ali her tarafı fazilettir demektir. Yani nereden bakarsanız size bakın bu ayetlerin bize bir manada deyişi budur. Ali'nin her tarafından fazilet fışkırıyor. Budur. Bizler mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de bir şahısla ilgili bir ayet gelmiş ise, diyelim mesela muhacirlerle ilgili veyahut da ki Beyat-ı Rıdvan dediğimiz onunla ilgili Allah-u Teala bir övgüsü var Kur'an-ı Kerim'de. Bizler elbette ki burada diyoruz ki güzel bir şeydir. Yani o muhacirlerin veyahut da peygamberin etrafında olan o sahabenin veyahut da o yaranlarının faziletiyle ilgilidir. Bir ayet gelmiş ise bu şekilde bizler takdir ediyoruz. Ve bu ayeti kerimeyi alıp etrafında inceleme yapıyoruz. Öyleyse bir Ali ile ilgili, Hazreti Ali ile ilgili 300 ayet gelmiş ise demek ki bunun fazileti ne kadardır? Hı hı. Böyle bakmamız lazım. Bir de şunu arz etmek istiyorum. Bugün elimizde var olan Mushaf-ı Şerif'le biz eğer İmam Ali'nin dolayısıyla onun 11 evladının ki
bunlar peygamberden sonra hak imamlardır, onun vasileridir. Eğer emin olun, biz bu var olan Kur'an'la ve bunun yanında, yani o 300 ayetle ki dedik bu Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. Eğer biz bu Kur'an'la, bu ayetlerle Ehl-i Beyt'in hakkını, ki başta İmam Ali'dir, onların her açıdan hakkını, vilayet olsun, imamet olsun, fazilet olsun, diğer insanlardan üstünlükleri olsun, ispat edemesek hiçbir şeyle ispat edemeyiz. Evet. Böyle bakmamız lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 207. ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ve minen nâsi men yeşri nefsehu ibtigâ'a merzâtillâh vallâhu raûfun bil ibâd." İnsanlardan bazıları vardır ki nefsini Allah için satıyor. Kimdir? Bakıyoruz. Se'lebi diyor ki Ehl-i Sünnet'in büyük tefsircilerindendir. Bu ayet-i kerime Hazreti Ali ile ilgili gelmiştir. Ne zaman? O zaman ki Hazreti Resulullah o Leyletul Mebit gecesi ki artık Mekke'den çıkacak, hicret Medine'ye gidecek, hicret edeceği zaman. O zaman bütün Müslümanlara dedi ki hiç kimse evinden çıkmasın. Ve Hazreti Resulullah gece karardıktan sonra Hazreti Ali'ye diyor ki: "Ya Ali, benim yerimde yatar mısın?" O zaman İmam Ali 23-24 yaşlarındadır. "Benim yerimde yatar mısın?" Sebebini şöyle soruyor: "Niye ya Resulallah?" Hazreti Resulullah'ın da İmam Ali'den gizli saklısı yoktu bu manada. Diyor ki işte Allah'ın emriyle ben bu gece gideceğim. Ve sen benim yerimde yatacaksın. Üzerine de bu yeşil örtüyü çekip yatacaksın. Bu etrafta olan, evin etrafında olan müşrikler öyle zannedecekler ki benim o örtünün altında. Ve ben böylelikle çıkıp gideceğim. Orada arz ediyor ki: "Ya Resulallah, benim senin yerinde yatman senin canını koruyacak mı?" Diyor: "Evet ya Ali." "Öyleyse," diyor ki, "bu can sana feda olsun." Ve orada şükür secdesine kapanıyor İmam Ali. Ve aynı zamanda İslam'da ilk şükür secdesidir. Evet. Yani İmam Ali her şeyde ilktir. Ha, şimdi oraya geleceğiz. İmam Ali her şeyde ilktir. Ya eşi benzeri hiç yoktur, belki de çok azdır. Ve ilk şükür secdesini İmam Ali yapmıştır. Ne zaman? Canını Allah'a satacağı zaman. Resulullah'ın yerinde yatacağı zaman. Ve aynı zamanda Se'lebi diyor ki Allah Tebareke ve Teala Hazreti Cebrail ile Hazreti Mikail ile dedi ki: "Sizi ben kardeş olaraktan yarattım. Birinizin ömrünün nispet birisine daha fazla karar kıldım. O fazlası olan, ömrünün fazlası olan diğer kardeşine ömrünü verir mi?" Sükut ettiler en azından. O da vermemer alametidir. O zaman diyor ki Allah-u Teala yer perdelerini kaldırdı. Dedi ki: "Bakın Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yerinde yatıyor ve canını ona feda ediyor." Diyor ki geldi Cebrail, bu İmam Salebi büyük ehli sünnet müfessirlerindendir, onun sözüdür. Diyor geldi Cebrail İmam Ali'nin baş ucunda durdu, Mikail ise ayak ucunda ve şöyle dedi Cebrail: "Ya Ali, sen öylesin ki Allah seninle meleklerine iftihar ediyor, övünüyor. Sen olsun." Allah'ın övünç kaynağı bir övünç kaynağısın. Evet. Meleklere tabir edesin, önüne getireceği övünç kaynağısın ya Ali. Bu olmamıştır. Hiçbir zamanda Ali'den başkası böyle bir tabiri caizse Resulullah'ın yerinde yatıp canını feda edebilecek bu dereceye gelmemiştir. Ve yine baktığımızda yani İmam Ali'nin Kur'an'da var olan o 300 ayetlerden birisi ve bu aynı zamanda o faziletleridir. Demin de dediğim gibi ilktir Ali. Her şeyde ilktir. Yani eğer Ali Kabe'de dünyaya gelmiş ise bu da ilktir. Ve bundan sonra da hiç olmamıştır. Evet. Yani İmam Ali her şeyde ilktir. Necva ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Mücadele suresi 12. ve 13. ayeti kerimeler buyuruyor ki:
sizler peygamberin yanına gelip ondan bir şey konuştuğunuzda, aslında bir gizli sohbet diyelim, necva demek yani biraz böyle daha gizli bir konuşma anlamına geliyor. Mümkündür sorunudur, sıkıntısıdır, gene de bir konuşma diyelim böyle. Buyuruyor ki Resulullah'ın huzuruna geldiğinizde, onunla konuşmak istediğinizde sadaka vererekten gelin. Mücadele suresidir. 12. 13. ayet-i kerime. Burada tabi bazı şeyler de vardı. Neydi? Birileri zengindi farz edelim. Geliyorlardı peygamberin huzurunda oturuyorlardı. Hem onun o vakti ki bütün Müslümanlara aitti. Onu işgal ediyorlardı bir nevi. Peygamberin de o hayası ki vardı. Bunları kırmak tabiri caizse istemiyordu o manada. Ve birileri de çekinip Resulullah'ın huzuruna gelemiyorlardı. Eğer sıkıntıları da varsaydı, sorunları da varsaydı onu diyemiyorlardı. Dolayısıyla Allah-u Tebareke ve Teala bir yerde bunları imtihana tabi tuttu. Evet. Buyurdu ki, Resulullah'ın huzuruna geldiğiniz zaman sadaka vererekten gelin. Diyor, orada herkes dağıldı. Çok enteresandır hocam, bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Biraz da reklama yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu ayetin, bu Necva ayeti hususunda ki sabahleyin kalkıp gelirlerdi Resulullah'ın evine, otururlardı, sohbet ederlerdi, bir şeyler sorarlardı. Öğlen namaz kılınırdı, kendi evlerine gitmektense yine peygamberin, çünkü peygamberin evi aynı zamanda mescidin içerisi. Efendim yine otururlardı. Kimisi artık oturmaktan yorulurdu, sırt üstü uzanırdı. Kimisi ayağını efendim duvara yaslardı. Uksus ya Muhammed tarzında bir tabir. Ey Muhammed işte bize bir kıssa anlat, bize bir şeyler anlat tarzında. Evet. Yani çok nasıl bir tabir kullanacağımı bilmiyorum ama çok ayıp bir durum söz konusu aynı zamanda. Yani peygambere karşı efendim sabahtan gel meşgul et, akşama kadar sırt üstü uzan, ayağını uzat. Efendim bir de şu tabir, yani bize hikaye anlat. Evet. Ve bunun karşısında bahsetmiş olduğunuz ayet. O ayeti kerimede evet var. Mesela o peygamberin o hayası dediğimiz, ki Allah-u Tebareke ve Teala bu şekliyle ve başka bununla ilgili bir ayet yine o manada vardır. Ki peygamberin o haya ile ilgili dedim. İnnemâ bu'stilu utemmime mekârimel ahlak. Haya da imanlandır. Elbette ki. İnneke ala hulugun azîm. Sağ olun. Evet. Bu şekliyle. Şimdi burada İmam Ali'nin sözü var. Buyuruyor ki benim bir dinarım vardı. Bir dinar. Bu bir dinarı 10 dirhem eyledim. Bozdurdum tabiri caizse. 10 dirhem eyledim. Dirhem aynı zamanda gümüş, dinar da altındır. Altın. Yani bir altın 10 gümüş. 10 gümüş paraya gümüş. Bozdurdu. Evet. Her gün Resulullah'ın huzuruna geldiğim zaman bir dirhem verip öyle geliyordum Resulullah'ın huzuruna. Neticede ikinci ayeti kerime indi ki ha korktunuz ki sizler o parayı vermekten bir nevi fakir mi olasınız? Yani Allah yolunda sadaka verip Resulullah'ın huzuruna gelmeyi. Öyleyse Resulullah'ın tabiri caizse hem bu manada vakti değerlidir, kıymetini bilin ve herkes de gelip orada istediği gibi konuşamaz. Evet. Burada Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Diyor ki Ali'de 3 fazilet vardır. 3 değer vardır ki bunu arz edeyim ondan sonra galiba reklama gideceğiz. Evet. 3 değer vardır ki İmam Ali'de. Bunların bir tanesi bende olsaydı bu benim için kızıl tüylü develerden kat kat değerliydi. Bu bir örnek veriyorlar. Yani bir şeye mübalağa etti. Onun değerini tabiri caizse ölçmek istediğinde şöyle kullanıyorlardı. Nedir? Yani bizdeki bir nevi dünyalara bedeldi tabiri. Dünyalara bedel, sağ olun tabiri. Ki Ali'de 3 değer vardı ki dünyalardan daha değerlidir. Hı hı. Bir, Fatıma'yı peygamber Ali ile everdi, ona verdi. Buradan da anlıyoruz ki Fatıma'nın da değeri ne kadardır. Bunun da üzerinde aslında konuşmak lazım. İki, budur ki Hazreti Resulullah Hayber'de o sancağı ki zafer sancağıdır, onu verdi Ali'nin eline. 3 Necva ayet, hemen bu dediğimiz ayet. Evet. Bu üçü de ilktir ve tabiri caizse İmam Ali'nin bu konuda emsali yoktur. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Reklam arasına gireceğiz. Bu Necva ayeti hususunda da
İmam Ali Aleyhisselam'ın yine kendisinden bir söz var, hadisi şerif var. Buyuruyor ki, Kur'an'da öyle bir ayet var ki o ayete hükmü geçerli olduğu dönem içerisinde benden başka kimse amel etmedi. Evet. Daha sonra da hükmü kaldırıldı, zaten amel edecek kimse yok. Kalmadı. Dolayısıyla bir ayet var ki sadece İmam Ali Aleyhisselam'ın şahsına münhasır. Bu konuda yine de müfessirlerden demişlerdi, sözünüzün teyidi olaraktan. Hı. Ali'ye bundan başka kimse amel etmemiştir. Evet. Evet değerli canlar, kısa bir reklam arası vereceğiz. Hocam bu ayetler bahsini inşallah ikinci bölümde de devam edelim. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra siz değerli canlarla tekrar birlikteyiz. Evet değerli canlar, tekrar birlikteyiz. Değerli hocalarımla sohbetimize devam ediyoruz. Ben Kur'an'daki 300 ayetlerini örneklemelerle Ehed hocama tekrar döneceğim. Ancak Ehed hocamın da altını çizdiği bir konu var. Birkaç kez de dile getirmiştik. İmam Ali Aleyhisselam İslam tarihinde ilklerin adamı tabiri caizse. Bütün ilkler neredeyse veya çoğunlukla İmam Ali Aleyhisselam'da yaşanmış ve bugün de bir takım kendisinin ortaya koyduğu davranışlar sünnet olarak bugün de bize ulaşmıştır. Bunlardan bir tanesi de şükür secdesidir. İnsan bir nimet karşısında Rabbine karşı şükrünü dile getirmek istediği zaman yapması gereken en değerli veya en efdal amel şükür secdesine kapanmaktır. Ki bu da İmam Ali Aleyhisselam'ın hicret gecesi, Hazreti Peygamber'in canının kurtulacağını öğrendiği zaman vermiş olduğu ilk tepkiydi ve bugün de bizler aynı secdeyi yerine getiriyoruz. Dedik ki İmam Ali Aleyhisselam ilklerin adamı. Kabe'de doğan ilk insan veya Kabe'de doğan ilk varlık İmam Ali Aleyhisselam ve son varlık ve son insan aynı zamanda. Değerli İbrahim hocama şunu sormak istiyorum. Kabe'deki doğumun hikmeti hocam neler olabilir? Gerekçesi neler olabilir? Allah-u Tebareke ve Teala, zira biz Allah'ı hekim olarak biliyoruz. Hikmet sahibi olarak biliyoruz. Hiçbir şey tesadüf esere, efendim rastgele olmadığını biliyoruz ve buna iman etmiş durumdayız. Dolayısıyla İmam Ali Aleyhisselam'ın takdir kalemiyle Kabe'de dünyaya gelişi bize bir mesaj vermiş olsa gerek. Bir hikmeti olsa gerek. Bu hikmeti nelerdir veya hikmetleri nelerdir, gerekçeler nelerdir diye soracak olursam neler söyleyebiliriz? Bismillahirrahmanirrahim. Ben öncelikle Recep ayı münasebetiyle Şah-ı Viladet ve İmamet Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketli ve saadetli viladet ayı hasebiyle ve onun doğum haftası hasebiyle bütün İslam alemine, özellikle bizi izleyen bütün canlara, dostlara ve Ehl-i Beyt dostlarına, Ali dostlarına tebriklerimi arz ediyorum. Buyurduğunuz gibi Allah'ın her yapmış olduğu iş hikmet ve mana yüklüdür. Bu açıdan Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi evinde dünyaya gelmesine müsaade etmesi, özellikle ondan önce ve ondan sonra hiçbir kimsenin o evde dünyaya gelmeyişi, gerçek manada yalnız ve yalnız Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'a münhasır oluşu, bence İslam dünyasında ve insanlık adına zinet ve şeref ve her açıdan değerimiz olarak görüp alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ımıza şükretmemiz lazım ki bizi yücelten böyle bir değer vardır insanlık adına. Hepimizin bildiği gibi Kabe Yüce Yaratan'ın evi, Adem'le başlayıp Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'le restore edilmiş ve onun ardından Allah mükafat olarak Hazreti İbrahim'e imamet makamını vermiştir. Yani hepimiz biliyoruz ki İbrahim peygamber o an
Allah'ın nebisiydi, Resulüydü ve aynı zamanda büyük peygamberlerinden biriydi. Aynı zamanda Halilullah idi. Verilmemiş bir makam ve mevki kalmamıştı Hazreti İbrahim için. Hı hı. Ama görüyoruz ki Allah şöyle buyuruyor: İnni ca'iluke lin-nasi imama. İmameti, bu güzelim amelin doğrultusunda sana veriyorum. Çok ilginçtir. Ben bu ayeti kerimeye dikkat ettiğim zaman sanki yüce yaratan bizleri Hazreti Ali aleyhissalatu vesselamla ilgili, Kabe'de dünyaya gelişiyle ilgili birer şifreleri çözmek için bu ayeti göndermiş olsa gerek. Yani dikkat edecek olsak, Kur'an'da hiçbir ayet olmasa, hiçbir hadis dahi olmasa, insan kendini taassuptan arındırarak bu olaya baksa, gerçekten der ki, benim insan olarak tarihimde gurur duyabileceğim, şeref duyabileceğim, benim dünyamı zinetlendiren, aydınlatan böyle bir yüce varlık vardır. Ki bu yüce varlık benim soyumdan, neslimden, aynı soydan, aynı soydaş olarak kendimizi gördüğümüz için bir melek değil, bir başka varlık dünyasından değil, Halifetullah'ın gerçek manasıyla özü. Bu açıdan İbrahim peygamber diyor ki, Rabbim bu imameti benim neslimde de karar ver, karar kıl. Benim soyumda da bu imameti karar kıl. Yüce Yaratan'ın cevabı ise, imamet benim bir ahdimdir. Bu senin neslinde zalim olan hiçbirine verilmez. Verilecekse sade ve sade zalim özelliğini taşımayacak olanlar ve zalim olan vasfını taşıyanlar bu büyük nimetten de yoksun olacaktır. Ve bu büyük nimet en son nimettir ki Hazreti İbrahim'e verilmiştir. Bunu bir ön söz olarak arz edeyim. Ve yine hepimiz biliyoruz ki Kabe İslam öncesi insanların akın edip kurbanlarını, adaklarını getirdiği bir yerdir. Recep ayı içerisinde de özellikle Kur'an'ın tabiriyle haram aylardan biri olan Recep ayında daha çok insanların akın edip adaklarını getirip tevaf ettikleri ve orada adaklarını da kesip dağıttıkları dönemdir. Böylesine bir dönemde Hazreti Ali'nin annesi Esed kızı Fatıma selamullah aleyha, ki İbrahim soyundandır aynı zamanda, geliyor Kabe'ye, insanların içerisinde tevaf ederken duada bulunuyor. Ve buradan anlıyoruz ki gerçekten Hazreti İbrahim'in annesi de babası da Hazreti İbrahim'in dinine bağlı olan ve o güne kadar Yüce İslam zuhur edene kadar Yüce İslam dini öncesi Hazreti İbrahim'in dinine bağlı olduğunu gösteriyor. Nereden diyoruz bunu? Annesinin o esnada tevaf ederken dua edişinden bunu diyoruz. Ve bunu ben bütün ittifakla Ehl-i Sünnet, Şia, diğer İslami kaynaklarda mevcut olarak söylüyorum. Nitekim kendisinin dünyaya gelişi tevatürle sabit olmuştur Kabe'de. Ondan önce ve ondan sonra hiçbir kimsenin de Kabe-i Muazzama'da dünyaya gelişi söz konusu olmadığını kayda almışlar hadis literatüründe, tarih literatüründe, ister tarihçiler olsun, ister hadisçiler olsun. Bu apayrı bir özellikti. Buradan Hazreti Ali'nin annesinin şu cümlesine dikkat çekmek istiyorum. Diyor ki tevaf esnasında, فَقَالَتْ رَبِّي اِنِّي مُؤْمِنَةٌ بِكَ. Rabbim, ben sana iman etmişimdir. وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ رُسُولُنِ وَكُتُبُ. Ve senden taraf indirilen peygamberlere, gönderilen peygamberlere, elçilere ve kitaplara iman etmişimdir.
ve inni musaddiqatun bi kelami ceddiye İbrahim el Halil. Ve şunu da anlıyoruz ki İbrahim Halil makamını da almıştır ve İbrahim'in dinine bağlılığını da ifade ediyor. Ne diyor? Rabbim yessir li av yessir aleyye. İki terim kullanıyorlar. Bir, benim için o aleyye kelimesi, yine benim için kolaylaştır viladeti, bu karnımda olan çocuğun doğumunu. Demiyor ki Rabbim müsaade et de ben Kabe'de bu çocuğu doğurayım. Bu çocuğun doğumunu kolay kıl. Ve yine hepimiz biliyoruz ki Hazreti İsa daha kaç günlükken Allah tarafından peygamberliği onaylanmış, hikmetle, Kur'an'la donatılmış, ilahi kitapla donatılmış. Bu Hazreti İsa'nın annesi Beytül Mukaddes'e geldiğinde dua etti ki Rabbim müsaade et de ben burada dünyaya geleyim, çocuğumu dünyaya getireyim. Hitap oldu ki burası doğum evi değil, gideceksin. Hurmalıkların altında bu çocuğunu doğuracaksın. Kime diyor bunu? Küçücük yaşta peygamberliğe meb'us etti İsa'ya. Hazreti Ali'nin annesine diyor, bu çocuğun doğumunu bana kolay kıl. Yüce Yaratan sesleniyor Hazreti Ali'nin annesine. Kabe'ye gir. Üç kere bu ses yankılanıyor. Üçüncünde bizim deyimimizle Rükn-i Yemani'den Hazreti Ali aleyhissalatu vesselamın değerli annesi Kabe'nin içerisine giriyor. O kalabalık ortamda Rükn-i Yemani'nin tekrar kapanışını görüyorlar. Ve bunu gören ve buna tanık olan insanlar Kabe'nin anahtarcılarını çağırıyorlar ki kapısını açsınlar, acaba bu gördüklerimiz doğru mu değil mi? Geliyor anahtarcılar, ne yapıyorlarsa kapıyı açamıyorlar. Ve diyorlar ki bu sıradan bir iş değildir, bekleyelim bu işin sonunu. Üç gün bütün ihtişamıyla Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam değerli annesiyle Allah'ın evinde kalıyor ve orada dünyaya geliyor ve aynı yerden Kabe'nin Rükn-i Yemani kısmı tekrar açılıyor ve oradan Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam değerli annelerinin kucağında çıkarken insanlar da buna tanık oluyor. Öylesine ki çıkmadan önce bu haber bütün Mekke halkında ve civarında olan herkese kulaktan kulağa ulaştırılıyor, duyuruluyor. Ve duyurulurken de Kabe'ye akın eden bir o kadar daha izdiham oluşuyor. Sonuç olarak Allah Resulü koşarak geliyor. Hazreti Ali'yi değerli annesinin kucağından alıyor kendi kucağına. Ve Hazreti Ebu Talib'in evine götürüyor. Bir şeyi daha altını çizmemiz lazım. Hazreti Ebu Talib selamullahi aleyh, hepimizin bildiği gibi Mekke'nin önüne gelen saygın ailelerinden biri, değerli ailelerinden, seçkin ailelerinden biridir. Evi eşinin çocuğunu dünyaya getireceği için müsait olmayışından değildi Kabe'ye gidişi. Tevaf için gitmişti oraya ve orada tevaf etmek esnasında o dua etmişti. Ve Mekke'nin eşraf bölümünden saygın sayılır, hayırseverliğiyle bilinen bir ailenin eşinin çocuğunun Kabe'de dünyaya gelişi sıradan değildir. Evet. Ve bu doğumun özünde hepimiz biliyoruz ki Yüce Yaratan Hazreti İbrahim'in bu duasını orada gerçekleştirmeye çalışıyor ve bu duayı gerçekleştirirken de orada kendi velisini, kendi imamını ağırlıyor ve bu ahdin tecellisini Hazreti Ali aleyhissalatu vesselamın şanında diğer 11 imama da lütuf ihsanda bulunuyor. Hocam sözünüzü burada keseceğim. Ahmet hocamla devam etmek istiyorum. Yalnız bahsetmiş olduğunuz ayeti kerimede, yani Hazreti İbrahim'e imamet makamının verilmiş olduğu ayeti kerime ile ilgili size bir sorum var ama vaktimiz maalesef kısıtlı olduğu için çok fazla uzatamıyoruz sözü. Ben Ahmet hocama döneceğim. Ahmet hocama
soruyu sorayım inşallah daha sonra da hem Ehet hocamla hem de sizinle tekrar devam edeceğiz. Şimdi Ahmet hocam, biz Alevi canlar Hazreti Peygamber'den sonra hilafet ve imametin Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'a ait olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de yani iftirak noktalarımızın asıl ana konusu da bu zaten. Diğer ehli sünnet ile ayrıştığımız en can alıcı ve kök nokta burası. Ve çok meşhurdur hem Şia kaynaklarında, Alevi kaynaklarında, hem ehli sünnet kaynaklarında bilmem 80 küsür sahabeden nakledilmiştir, tevatür hakkındadır. Efendim Kadir-i Hum hadisesi. İmam Ali Aleyhisselam'ın Allah'ın emri ve peygamberin beyanı ile hilafetinin beyan edildiği ilk yer midir Kadir-i Hum? Daha öncesi var mıdır? Yani peygamber tabirca ise 23 yıllık risaletin son demlerinde mi dillendirilmiştir? Yoksa daha öncesi de mevcut mudur? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Şimdi biz aslında İslam tarihine baktığımız zaman, Kur'an'ın nazil olduğu dönemlere baktığımız zaman, Allah Resulüne Kur'an ilk geldiği zaman Allah'ın emri buydu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gizliden Allah'ın emirlerini insanlara aktarsın. 3 yıl boyunca bu şekilde devam etti. Ta şu ayeti kerime gelene kadar. 3 yıl sonra şu ayeti kerime geldi. Yani Risaletin başladı. Risaletin başladığı 3 yıl boyunca gizli bir şekilde ilahi emirdi. Ve 3 yıl dolduğunda Allah buyurdu ki Allah Resuluna Eûzu billah ve enzir eşşiyaretekel akrabin. Yakın akrabalarını uyar ve inzar et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Emirül Müminin aleyhissalatu vesselam o zaman tarihlerin yazdığına göre, kaynakların yazdığına göre 13 yaşındaydı. Hı hı. Yani ilk Müslüman 10 yaşında, o zaman 13 yaşındaydı. Allah Resulü Kureyş Haşim ailesinin büyüklerini bir araya toplayarak buyuruyor ki tarihte oraya toplanan 40 tane aile büyükleri vardı Haşim ailesinde. Allah'ın risaletini beyan etti bunlara. Buyurdu ki her kim Allah'ın birliğine, vahdaniyetine iman ederse, benim peygamberliğimi kabul ederse bilsin ki ilk kabul eden benim vesimdir, halifemdir, vezirimdir benden sonra. Hiç kimse cevap vermedi Allah Resulü'ne. Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkarak arz etti ki ya Resulullah, vallahi ben Allah'ın birliğini tasdik ediyorum ve senin onun Resulün olduğunu tasdik ediyorum. Allah Resulü dedi ki otur ya Ali. Oturdu. İkinci sefer sordu. 3 sefer. Üçüncü, her üçünde de Emirül Müminin aleyhissalatü vesselam ayağa kalkarak arz etti ki ya Resulallah, ben diyorum ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah Resulü'nün şu beyanı var orada ki artık Allah'ından emir gelmiş, önce yakın akrabalarına beyan edecek, sonra artık bunu açık bir şekilde herkese iblağ edecek ilahi emri. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Orada o halkın içinde, kendi yakınlarının, büyüklerinin içinde buyuruyor. Ya Ali, ente veliyi ve vesiyi ve veziri fid dünya vel ahire velakin leyse ba'den nebiyya. Buyuruyor ki ve ente ahi fid dünya vel ahire. Buyuruyor ki ya Ali, sen benim vezirimsin, halifemsin, vesimsin benden sonra. Ama benden sonra artık peygamber yok.
ve buyuruyor ki dünya ve ahiret sen benim kardeşimsin. Şimdi bu hem Şia kaynağında hem de Sünni kaynaklarında çok var. Özellikle tefsir-i Zemahşer'i ki Ehl-i Tesennü'nün meşhur tefsirlerinden birisidir. Orada şu şekilde beyan ediyor. Bu cümle aynı benim dediğim gibi cümleyi beyan ediyor. Şimdi biz Müslümanlar olarak aklımıza iki soru geliyor. Birisi şudur ki acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi hoşnut etmek için mi bu sözü söyledi? Birincisi bu. İkincisi yok. Yani gerçekten bu ilahi bir emir miydi? Allah Resulü Ali'ye bu sen benim vesimsin, halifemsin, vezirimsin, benden sonra peygamber yoktur. Dünya ve ahiret sen benim kardeşimsin. Başka bir ayetle bu ayeti biz tamamen Allah'ın Resulü'nün kendi başına bunu yapmadığını ve Allah'ın emri olduğunu, yani ey Habibim nasıl ki risaletini açıkladın, imameti de açıkla artık. Nereden? مَا يَنْتُقُ اَنَ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَهِنْ يُوهَى. Bu ayeti kerime buyuruyor ki peygamber kendinden bir şey söylemez, ne diyorsa Allah'ın sözüdür. Hı hı. Ve biz burada dikkat ettiğimiz zaman buradaki beyan bu şekildedir ki Allah Resulü nasıl ki o gün emredildi peygamberliğini açıklasın, imameti de, vilayeti de, ehl-i beytini, vilayetini de, imametini de açıklasın. Ancak halkın arasında genelde işgal edenler şunu diyorlar. Ya Ali işte 13 yaşındaydı, çocuktu diyorlar. Bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'dedir ki demin saygıdeğer İbrahim hocamın buyurduğu gibi. Nasıl ki Hazreti İbrahim daha yeni dünyaya gelmiş, kundaktadır. Hazreti Meryem konuşmuyor, işaret ediyor çocuğa ki ayetin beyanıdır Meryem suresinde. Ve Hazreti İsa peygamber başlıyor konuşmaya. Diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim ve bana kitap verildi. Biz buradan anlayabiliriz ki Allah'ın velileri ve Allah'ın nebileri onlar için yaş sınırı yoktur. Belki kundakta bile ilahi emir ona yetişebilir ve ilahi emir de donatılabilir. Onun için özellikle buyurdunuz ki Kadir-i Hum olayı için çok meşhurdur. Acaba Kadir-i Hum'da mı sadece açıkladı? Yer yer 23 yıl boyunca Allah Resulü İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın vilayetini, imametini ve bu ümmetin halifesi olduğunu, kendisinden sonra Allah'ın vesisi olduğunu beyan etmiştir. Onlardan birisi de Hazreti İsa Peygamber Ela Nebiyyine ve Alihi ve Aleyhisselam Allah tarafından emredildi ki Firavun'u gitsin, Allah'ın dinine davet etsin. Aynen Kur'an'ın hitabı şu şekildedir ki Hazreti İsa, Hazreti Musa diyor ki ya Rabbi kardeşim Harun'u bana yardımcı ver bu konuda. Ve diyor ki o daha fesih konuşuyor. Ben korkuyorum beni öldürmelerinden. Allah Resulü tamamen ümmetin anlayabileceği bir dilde, bizlerin anlayabileceği bir dilde Medine'de Emir el-Mumin aleyhissalatü vesselam bırakıyor ve Tebuk Savaşı'na giderken ki münafıklar plan çizmişler, Allah Resulü gittikten sonra İslam'ı yok etsinler, Allah Resulü yorgun bir şekilde savaştan döndüğü zaman onları da yok etsinler. Allah Resulü Cebrail'in vasıtasıyla bunlar haberdardır. Bunların önünü alabilmek için Emir el-Mumin aleyhissalatü vesselam'ı Medine'de bırakıyor, bir rüya Ali sen burada kalacaksın. Ve o münafıklar diyorlar ki Ali de işte kadınlarla, yaşlılarla, çocuklarla kaldı gibisinden. Gördüler ki Ali aleyhissalatü vesselam zırhını giymiş, zülfukarı eline almış, atına binmiş. Allah Resulü dedi ki ya Ali nereye geliyorsun sen? Ya Resulallah benim için şöyle diyorlar. Diyorlar ki kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla kaldı Ali. Orada şu cümleyi, meşhur cümlesini buyuruyor ki ya Ali vallahi sen Harun peygamberin Musa peygambere olduğu menzilde desin bana nispeten. Ama benden sonra peygamber yoktu. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli canlar kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.
Evet değerli canlar, tekrar birlikteyiz. Ben Ehed Hocam'ın sohbeti yarım kalmıştı. Kur'an-ı Kerim'de 300 ayet söz konusu İmam Ali Aleyhisselam'dan bahseden, faziletlerini dile getiren birkaç tane örneklemesini yaptı. En sonunda Necva ayetini dile getirmiştik. Hocamın sohbetinin devamını istiyorum kendisinden. Sağ olun, buyurun. Teşekkürler. Evet, dedik Necva ayeti İmam Ali'ye münhasır olan ayetlerden birisidir. Ve yine baktığımız zaman İmam Ali'nin, İmam Ali ile ilgili ilk diyelim yine, İmam Ali'nin rükû halinde fakire yüzüğünü zekat vermesi veya sadaka vermesi, ki bir fakir geliyor Hazreti Resulullah'ın mescidine, orada kendi ihtiyacını bildiriyor, muhtaç olduğunu bildiriyor ve kimse ona yardım etmiyor. O camiden çıkıp gider iken diyor ki Allah'ım sen görüyorsun peygamberinin camisine geldim, mescidine geldim. Kimse bana el tutmadı ve yardım etmedi. O anda İmam Ali namazda ve namazın rükû halindedir. Bunu Kur'an-ı Kerim tasdikliyor. Maide suresi 55. ayet-i kerime buyuruyor. Estaizu billah. İnnemâ veliyyukumullah ve rasûlehu vellezîne amenul lezîne yuqîmûnessalâh ve yu'tûnezzekâh ve hum râkiûn. Sizin ancak ve ancak veliniz Allah'tır. Burada veliden maksat üzerinizde tasarruf hakkı olan Allah'tır ve onun Resulüdür. Onlardırlar ki namaz kılıyorlar ve namazda namazın rükû halinde zekat verenlerdir sizin veliniz. Ve burada sünnüsüyle, şiasıyla diyorlar ki namazın rükû halinde yalnız ve yalnız zekat veren İmam Ali'dir. Başkası değildir. Yüzüğünü fakire, sâile vermiştir. Hatta ondan sonra diyorlar ki birileri de hadi bize de ayet insin diye daha fazlasını vermeye kalkıştılar. Ceplerini yüzükle doldurup sokakta, çarşıda, pazarda herkese yüzük dağıttılar. Evet, böyleler oldu ama öyle değil. Her şey tabiri caizse o imtihan döneminde, yoksa ondan sonra değil. Bu da İmam Ali ile ilgili ve yine en önemli ayeti kerimelerden birisi Beyyine suresinin son ayetleri vardır. Ki burada da Ehl-i Sünnet'in büyük müfessirlerinden Suyuti, Celaleddin Suyuti ki orada diyor اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Evet. Onlar ki iman etmişler ve salih amel işliyorlar. Onlar insanların beriye, insanların, insanlığın en hayırlısıdır. Yaratılmışların en hayırlısıdır. Burada diyor ki bu ayeti kerime İmam Ali hakkında gelmiştir. O zaman ki bu ayeti kerime geldi. Hazreti Resulullah buyurdu ki ya Ali bu ayet sen ve senin taraftarların, senin şian hakkında gelmiştir ki sizler insanların en hayırlısısınız. Ve diyor ki ondan sonra bu sözün teyidi olaraktan her zaman İmam Ali geldiği zaman bazı sahabeler gördüğünde diyorlardı ki işte insanların en hayırlısı geliyor. İnsanların en hayırlısı geliyor. Ve yine baktığımızda peygamberin o abası altına giren ve yalnız munhasır olan o fertlerden birisi İmam Ali'dir. Ki Allah-u Tebareke ve Teala Ahzab 33. ayeti kerimede buyuruyor ki اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Burada da bir sınırlama var. Yani ancak ve ancak. Allah siz ehl-i beyti her türlü günahtan arındırmıştır, kötülüklerden arındırmıştır ki yani ehl-i beyt ki bunların başında İmam Ali geliyor, günah işlemezler ve munhasır olan yani o ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem abayı onların üzerine gerdi. Bunlar peygamberle beraber 5 kişidir. Hatta peygamberimizin hanımlarından diyorlar ki ya Resulallah biz de gelelim o abanın altına. Diyorlar ki hayır.
Hazreti Resulullah buyuruyor. Bu sadece ve sadece bu dört kişiye aittir. Yani bunlar özeldir, hanedandır. Bunların öyle sıradan bir gelip de hadi bunlar benim torunumdur, kızımdır, damadımdır, bunun altına girsin değil. Bakıyoruz ki bakın peygamberimizin diğer evlatları da var. Diğer hısım akrabaları da var. Ha bunları da alabilir değil. Demek ki eğer Resulullah bu dört kişiyi o abanın altına almışsa bunları bize örnek olaraktan bir nevi belirtmiştir Allah'ın emriyle. Çünkü o ayette onunla ilgilidir. Yani peygamberden sonra örnek alacağınız ve kendinize lider edineceğiniz ve yolunda gideceğiniz ve şüphesiz onu takip ettiğinizde cennete varacağınız yegane insan Ali ve Ali'nin evlatlarıdır ve Fatıma'dır. Evet. Bu bize bunu göstermektedir. Hı hı. Bu ayeti kerime ve bunu çoğaltabiliriz. Evet. Bunun benzerlerini çoğaltabiliriz. Mesela Ali İmran suresi 67. ayeti kerime. Yine Maide suresi 3. ayeti kerime. Yine Adiyat suresi keza. Çoğaltabiliriz. Evet. Yani bunun benzerlerini. Mesela bu da İnna Allah astafa Adama ve Nuhan ve Ale İbrahim'e ve Ale İmran'a alel alemin. Allah Adem'i, Nuh'u ve İbrahim'in ağlını yani onun hanedanını, hı hı, ve İmran'ın hanedanını bütün alemlere üstün kıldı. Evet. Onlardan birisi de Ali'dir. Onlardan birisi. Bunların elbette ki hepsi değil. Yani bunların içerisinden seçilmişler var. İsmail gibi, İshak gibi, İsa gibi, Yusuf gibi, Yakup gibi, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bunlar. Ve Ali de onlardan birisidir. Yani insanların örnek alacağı ve aynı zamanda rehber edineceği insanlardandır İmam Ali. Devam edebilirim değil mi? Tabii eğer yine ayetlerden örnek verecekseniz buyurun. Ayetlerden değil de bir iki bu tabii, hadis veyahut da tarihte olan vuku bulan hadiselerden, hı-hı, arz etmek istiyorum. Bir gün Muaviye Sa'd ibn Ebi Vakkas'a dedi ki ya herkes bu Ali'ye sebbediyor da sen niye sebbetmiyorsun? Dedi ki üç sebepten öteri. Birisi budur ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kızını verdi Ali'ye. O peygamber herkese kızını vermezdi. Demek ki o kadar yücedi ki Fatıma'nın ancak ve ancak bedili olaraktan Ali'dir. Verdi Ali'ye. Birisi Hayber gazvesinde sancağı verdi Ali'ye ve dedi ki yarın bu sancağı öyle bir yiğidin eline vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. Allah Resulü o da Allah ve Resulünü sever. Ve Allah-u Teala bunun eliyle fetihi kazandıracaktır. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem abasını gerdi bu dört kişinin üzerine ve dedi ki Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Sen bunları her türlü kötülükten muhafaza eyle. Ve yine bakıyoruz ehli sünnet kaynaklarında diyor ki Hazreti Resulullah buyurdu ki Ali benden ben Ali'denim. Ve Ali her müminin velisidir, önderidir, imamıdır. Ve İmam Ali'den yine bu söz var ve bunu da teyit eden yine ehli sünnet kaynakları var. Diyor ki ben ilk Müslümanım. Resulullah'a pazartesi günü vahiy geldi. Salı günü ben ona iman eyledim. Ha şimdi biz yani bu kadar fazileti olan ilk önce Allah'ın kelamında ve hadislerde yani her iki fırkanın ittifak ettiği üzerinde durduğu insan acaba biz bunu da örnek almayacağız, kimi alacağız? Biz bunu da kendimize lider edinmeyeceğiz, kimi edineceğiz? Biz budur ki Ali ve Ali'nin evladının safındayız, o taraftayız, onların vilayetine, imametine inanmış ve kendimize rehber edinmişiz kuşkusuz. Ve inanıyoruz ki bu bizi en doğru yola götürecektir.
Allah da böyle buyurmuştur bunlar için. Hadisler de böyledir. Ağzınıza sağlık hocam. Ben İbrahim hocama döneceğim. Hazreti İbrahim'in hüsnü tesadüf olsa gerek. İbrahim hocam, Hazreti İbrahim'in ayeti kerimesini, daha doğrusu Hazreti İbrahim hakkında nazil olan seni insanlara imam tayin ettim ayeti kerimesindeki imamet bahsini alacağım. Ancak yer yer rejiden değerli canlar, sizlerin arayıp sorduğunuz sorular elimize ulaşmakta. Bir kısmı konuyla alakalı olmadığı için maalesef cevaplayamıyoruz. Ancak bir tanesi ısrarla sorusunun cevabını istemiş ve cevap beklediğini söylemiş. Ali İmran suresini ben ezberinden okuyorum. Herhangi bir sakıncası var mı? Yok, herhangi bir sakıncası yok. Ezberden de okuyabilirsiniz. Musaftan da okuyabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok diyelim ve İbrahim hocama dönelim. Şimdi hocam, Hazreti İbrahim hakkında ki geçen ayeti kerimede Hazreti İbrahim bir takım sınavları tamamladıktan sonra Hak Teala buyuruyor ki, ey İbrahim, ben seni insanlara imam karar kıldım, imam yaptım. Hazreti İbrahim işte efendim öncesinde peygamberdir, öncesinde halildir. Bunların hiçbirisinde hiçbir talepte bulunmuyor. Ancak imamet söz konusu olunca evlatlarımdan da isterim gibisinden bir talepte, bir arzda bulunuyor Hak Teala'ya. Ve Hak Teala da, Allah-u Tebareke ve Teala da açık ve net bir ifade ile imametin Allah'ın ahdi olduğunu ve bu ilahi ahdin zalimlere ulaşmayacağını Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruyor. Şimdi biz bu ayeti kerimeden bahsedecek olursak kısaca ne anlayabiliriz? Vaktimiz maalesef dar. Bu konuda sizleri dinlemek isteriz. Öncelikle şunu belirtmiştim ki Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'de dünyaya gelişi tesadüfi olmadığı gibi ve Hazreti İbrahim'in de duasının tesadüfi bir dua olmadığı, tamamen bir şifredir, birbirini çözümleyen ve aydınlatan ve açıklayan bir şifreler. Aynı şekilde yüce yaratan her akıl sahibine bu ayet-i kerimede, yani Bakara 124'te imametin iki özelliğini vurguluyor. Hazreti İbrahim'e bu imamet makamını verdiği zaman, imamet makamıyla şereflendirdiği zaman bu imametin iki özelliğine vurgu yapıyor. Birinci özelliği, imamet Allah'ın ahdi olduğudur. İki, zalimlere bunun verilmeyişidir. Ahd kelimesini gönlüm isterdi ki açıklayayım, zaman yok maalesef, kalsın. En azından zalim kelimesini biraz açıklamış olalım. Bunun üzerinde bir miktar durmuş olalım. Öncelikle şunu da belirtelim ki imamet atamayladır, seçimle değil. Ayet bunu bize böyle diyor. Hadisler bunu bize böyle beyan ediyor. Eğer seçimle de olacaksa layık duran yerde, daha üstün duran yerde sıradan birini seçmek akılla çelişir. Bu da ayrı. Şimdi geliyoruz şu ayette ez-zalimin kelimesine. Zulüm birkaç türlüdür. Bir, nefsinize karşı bir zulüm işlemiş olursunuz. Bir suç, bir günah işlemiş olursunuz. Bir de bir başkasının hakkına teaddi edersiniz. Bu da bir zulümdür. Kendinize yalnız zulüm etmiş olursunuz. Müşrikli, şirk. Şirk en büyük zulümdür Kur'an'ın tabiriyle. İnne şirke le zulmun. Azim diyor Kur'an. Butperestlik bir zulümdür. Ve hepimiz biliyoruz ki ayette ömrünü bu zulümle geçirenlerin ister İbrahim neslinden olsun, ister başka nesilden olsun, bu makama yönelmesi Allah tarafından yasaklanmıştır. Bu makama talip olamaz. Bu makama talip olabilecek imamet makamı ki en son verilen makamdır Hazreti İbrahim'e, hiçbir zerre zulüme bulaşmamış olması gerekir. İster nefsiyle ilgili, ister bir başkasıyla ilgili.
bir başkasıyla da ilgili olsa yine nefsiyle de ilgili bir zulüm olacak. Bir de bir başkasına bir haksızlık, ikinci bir zulüm olacak. Görüyoruz ki İslam tarihinde Allah'ın bu ayette beyan etmiş olduğu bu mevkiye layık olan gerçek manada Kabe'nin alemlere doğan rahmet güneşinden başka daha kim olabilir? Ki hiçbir zaman ömrü ister kendine has, ister bir başkasına has zulümle zerre bulaşmamış ve masumiyet ayeti, tethir ayetinin de gereği her açıdan ilahi rahmetin donanımı ve gözetimi altında olan ve her açıdan es-sabiqûne sâbiqûn ulâikel mukarrebûnun da gereği ve Kabe'nin buna canlı şahitliğinin de gereği Hazreti Ali'den başka kimi bulabiliriz? Kabe'de dünyaya gelişi o kutsal anlarda namazda dahi, hacda dahi Kabe'ye yönelişi namazın imametle mukayese ettiğimiz zaman orucun, haccın imametle mukayese ettiğimiz zaman yanında sıradan birer farizalar olarak kalır. İmamet olmazsa namazın ruhu olmaz. Haccın ruhu olmaz. Orucun ruhu olmaz. O imamettir bize namazın gerçek manada anlamını, derinliğini kazandıran, haccın derinliğini kazandıran, orucun derinliğini kazandıran. Bu imamete talip olan Kur'an diyor ki zalim olmayacak işte. Bu nedenle Kur'an'ın ben bir ayetini okumak istiyorum burada. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْذٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْذٍ آخَرٍ İnsanlar şu yüce Kur'an'ın işinize geldiği gibi bir bölümüne iman edip diğer bölümünü tekfir etmeye kalkışmayın. Bu yüce Kur'an bir bütün olarak ya amenna diyeceğiz, kabul edip baş tacı edeceğiz, hı hı, ya da hiç iman etmeyeceksin. Eğer bütününe iman etmişsek bu yüce Kur'an diyor ki sizin veliniz, imamınız zalim olmayacak. Şimdi hocam bak burada ben bir kayıt düşmek istiyorum. Daha doğrusu kayıt değil, bir tespitte bulunmak istiyorum soru olarak. Şimdi imam olacak kimsenin zalim olmaması gerektiğini hem Allah-u Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor hem de siz tevil ve yorumda dile getiriyorsunuz. Ancak bir insan hakkında dört ihtimal söz konusudur. Birincisi evveliyatı zalimdir. Geçmişi. Tabii geçmişi zalimdir. Şu anki hali de veya sonu da akıbeti de zalimdir. Bunun imam olmayacağı hususunda neredeyse ayet-i kerimeye baktığımızda ayet-i kerimede olmazsa halka önder olacak insan bunlardan arınmış olması lazım. Aklın gereği. Bazen mesela ikinci ihtimal evveliyatı salih bir insan olabilir. Sonucu kusuranla tamamlanmış efendim, olur. Efendim zalim olabilir. Bu da evet. İhtimal dairesinin dışına çıkmıştır. Dışına çıkmış oldu. Üçüncü ihtimal evveliyatı salihtir. Akıbeti de salihtir. Bu ihtimal dairesindedir. Yani imam olabilir. Evet. Ancak ikinci bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Yani olabilirlerin içerisinde. Evveli zalimdir. Evveliyatı zalimdir. Daha sonra tövbe etmiştir. Daha tövbe sonra işte etse, efendim geçmişin kirli ise bu makama talip olamazsın diyor. Neden? Zaten. Çünkü bu makamın özelliğinde geçmişin de berraklığı, geleceğin de o berraklığın doğrultusunda olmazsa diyor ben vermem bu ahdimle çelişir. Bu ayetin gereği eğer siz insanlara önder olacaksanızsa düşünün bütün makamların üzerinde bir makamı o makama talip olacaksanızsa ve o makamda Allah'ın ahdi ise geçmişiniz kirli ise şirkle, cinayetle dolu bir geçmişe sahipsinizse siz gelip de halkın önüne önder olarak hangi vasıfla çıkacaksınız? Demeyecekler mi sen şuydun? Aklen. Yani bir nevi, ayeti bıraktık bir aklen. Bir nevi örnek çelişir şahs, değil mi? Tabii. Örnek şahıs olacaksınız. Hı hı. Ha işte bu açıdan diyoruz ki hiç ayet olmazsa, hiç hadis olmazsa Hazreti Ali'nin Kabe'de viladeti, özgeçmişi her açıdan bunun örneğidir. Daha birisini biz bulamayız ki bu ayetin altını
ve üzerini doldursun Ali'den başka kim var? İslam sabıkasıyla, geçmiş olarak, gelecek olarak İslam'ın yanında duruşuyla, peygamberin onun kucağına alışıyla, peygamberin gözetiminde, vahyin gözetiminde, tetir ayetinin, Allah'ın Resulü'nün mescidinde bile o dilenci, demin hocamın da buyurduğu gibi, amandır Allah peygamberinin mescidinden eli boş çıkmasın diye yüzüğünü bile sadaka vermeye kalkışan bu Ali'yi, niye taassuplarımızdan dolayı bu ayetin ve diğer ayetlerin gereğini söylemekten kaçınıyoruz ki? Niye rahatsız oluyoruz ki? Ali insanlığın değeridir. Bu açıdan şuna bakmamız gerekir ki Allah'ın ahdinin tecellisi o gün Kabe'de tecelli etti ve bütün bu vilayete yönelen her Müslümanın beş vakit namazında dahi Allah bu vilayeti bize farz kılıptır, ona dikkat etmemizi emretmiştir. Yani siz namazda İmam Şafii'nin deyişiyle kelime-i şehadette Allah ve Resuluna selavat getirmezseniz namazınız batıl midir? Batıldır. Evet. Hı hı. Namazda kıbleden yüzünüzü çevirmeniz namazı batıl eder mi? Evet. Eder. Vilayetten yüzünü çevirmeyeceksin kardeşim. Yaratan bunu emretmiştir. Hı hı. Vilayetten yüzünü çevirdiğin zaman bitmiştir. Amelin de bitmiştir. Ben demiyorum ki, Kur'an diyor. Onun için dedim ki Kur'an'ın bir bütününe inanıyorsak bu ayete de amenna diyeceğiz. İşimize geliyor, gelmiyor, orada iman etmiyoruz demeye kalkışırsak bu ne biçim bir Müslümanlıktır? Evet. Bu da yerinde. Onun için hacda dahi lebbeyke Allahümme lebbek diyoruz. Neye lebbek diyoruz? Yani Yüce Yaratan'ın bütün emirlerine ve bu Kabe'de dünyaya gelmesine müsaade eden o velinin varlığını, imametini kabullanmaya Allah'ım lebbek diyoruz çünkü sen emretmişsin ona. Evet. Bu açıdan da tevaf ederken namazda, kıyamda da, rükuda da, secdede de Allah bizi o veliden koparmamışsa ve bu ayetin gereği biz eğer Ali gibi birisi varsa geçmişi sabıkalarla dolu olan birini nasıl İslam'ın başına koyabiliriz? Nasıl Allah Resulü'nden boşalan o yüce mevkiye onu atamaya kalkışabiliriz? Hangi gerekçelerle? Akli dayanaklarla buyurduğunuz o dört varsayım içerisinde çelişkiler. Bir tenes hariç, geçmişi, geleceği her açıdan parlak güneş. Allah'ın da emrettiği rızası da bu. Ve reziyallahu enhum ve rezu enhe de budur da. Yani Allah'ın razı olduğu ve onların Rablerinden razı olduğunu ayetin tecellisi de bu değil midir? Ha bu ayetin gereği gerçekten taassubu bırakıp şunda birleşsek ki Ali varlık aleminin ziynetidir. Gerçekten Hazreti Ali aleyhissalatu vesselam insanlığın şeref ve değeridir. Olmazsa olmazıdır. Su bir nimettir. Suyu kıskanmakla kendimize zarar veririz. Sudan içmezsek biz hayati tehlike yaşarız. Ali'nin kapısını Allah Resulü Allah buyuruyor ki gitmezseniz kendiniz helakete uğrarsınız. Ve gitmeyenler helakete uğramadı mı? Sonunda mecbur kalıp Hazreti Ali'yi çağırmak zorunda kalmadılar mı? Sonunda buna düçar olmadılar mı? Sonunda kendileri başları sıkıştığı yerde sorunlar karşısında aciz kaldıklarında gidin Abu Talib oğlu Ali'yi sesleyin demediler mi? Böyle bir varlık varsa bundan gurur duymamız lazım. Bundan şeref duymamız lazım. Bizim insanlık adına böyle bir önderimizin oluşuyla peygamberle gurur duymuyoruz mu? Rahatsız mı oluyoruz mu? Niye Ali'ye aleyhissalatü vesselama geldiğinde ayetlerde, hadislerde, tarihte kirli bilgilerle insanların beynini karıştırmaya çalışıyoruz? Hangi gerekçelerle? İmanı olan bir Müslüman Allah'ın bu ayetinde tamamlaması gerekir kendini ve bulması gerekir bu ayetinde kendini. İmamet Allah'ın buyurduğu gibi zalimlere hiçbir zaman verilmeyecek bir makamdır ve Hazreti İbrahim'e de diyor ki bu senin neslinden zalimlere verilmeyecek ve Hazreti Ali de aynı nesildendir. İlk Haşimidir. Aynı nesildendir.
Ve bu açıdan annesi de Haşimi, babası da Haşimi, aynı soy İbrahim'i peygamberin soyundan, o makam, o yüce makamın Ali'den başka bir başkasına layık görenler bence akılla, vicdanla, insafla, izanla durup düşünmelidirler. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli canlar, bu akşam çok değerli 3 tane misafir algıladık. Ahmet hocam, Ehet hocam ve İbrahim hocam. Ben tekrar hepinize buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için, bu akşam bizimle birlikte, değerli canlarla birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki fırsatlarda tekrar sizlerle birlikte olmayı arzu ederiz. Sizlerin istifade etmeyi isteriz. Sağ olun, var olun. Gönlünüze, kalbinize, ağzınıza sağlık hocalarım. Evet değerli canlar, Cabir'le Gündem Ehl-i Beyt bu hafta burada son buluyor. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak ümit ve arzusuyla esen kalın, mutlu kalın. Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt öğretileriyle kalın. İyi akşamlar efendim.